Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda bir kitabın özetini çıkartacağız. Kitap Tanrı'nın Formülü, Jose Rodriguez Dos Santos'un yazdığı bir kitap. İçerisinde farklı kurgular var. Bir thriller diyeceğimiz böyle işte gizli ajanlar, İran'ın nükleer programı için bir koşturmacadan tutun işte Amerika'nın CIA'yı ne kadar hikaye kovalıyor. Ama hikayeyi anlatırken, yani hikayenin kurgulanması sırasında e, çok ilginç e, bazı bilimsel e, kavramları da araya yedire yedire anlattığı bir e, kitap bu. Kitabın başında şu yazıyor. Yani yazarın notu olarak şu yazıyor. Burada gördüğünüz bütün fiziksel kavramlar tamamen doğrudur. Bazı kavramlar... Yani kitap biraz eski anladığım kadarıyla. Çünkü evrenin yaşını işte 10 ile 20 milyar yıl arası falan kelimesini koymuşlar. İşte tam ortası 15 milyar yıl falan geçiyor. Yani kitap... E, bazı kavramlarda biraz eski kaçıyor. Bazı o günden yani bu kitabın yazıldığından sonraki geçen dönem içerisinde bazı şeyleri daha da geliştirmiş durumdayız. Onun için Kitabı okurken de biraz böyle eleştirel şapkanızı da mutlaka yanınızda bulundurun. Kitabın aslında şöyle şöyle kısaca özetleyelim. Spoiler vermek istemiyorum. Ee, yayın canlı yayın olduğu için spoiler verip vermediğimi e, verip vermeyeceğimi de şu anda söz veremem. Neyi yani onun için yorumlarda göreceksiniz. Spoiler verdi ya da vermedi diye. Yani şu anda biraz anlatmaya başlayayım kitabın kurgusunu. Kitabın kurgusu şöyle başlıyor. Einstein vaktiyle bir bir mektup yazıyor. Bir bir formül icat ediyor. Biliyorsunuz Einstein'ın en büyük hatası diye böyle bir kitaplar falan bile yazılmıştır. İşte kozmolojik sabit dediğimiz bir şey. Daha önceki yayınlarda da bundan bahsetmiştik. Daha önceden böyle bir şey yaşadığı için bir şeyler düşünüyor. Ölmeden önceki son 5 sene içerisinde bu her şeyin formülü dediğimiz kavram üzerinde çalışırken bir şeylere ulaşıyor. Ulaştığı şeyleri de çok halka sunmak istemiyor. Halka anlatmak istemiyor çünkü e, yani... Zaten bir vaktiyle bir hata yapmıştık işte yani şimdi yeniden e, dikkat çekip de böyle rezil olmayalım falan diye çok e, ortaya çıkmak istemiyor. Ama diyor ki özellikle bazı şeyler keşfedilirse işte e, örneğin işte CMB dediğimiz kozmik mikrodalgalı e, ışınım arta, arka fon ışınımı falan türünden şeyler keşfedildikten sonra e, bu mektup ortaya çıksın, ondan sonra işte benim bu konudaki düşüncem ortaya çıksın diyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim yani kitabın bu bu mektup kısmının gerçek mi olup olmadığını e, bilmiyoruz çünkü zaten e, aynı şey Da Vinci Code gibi bir şey de düşünebilirsiniz yani o bir roman uyduruyorlar ya yani roman bir şeyi anlatmak için bir roman e, bir karakter uyduruyor ya onun gibi bir şey e, Tanrı'nın formülü e, ismini veriyor ve bir arada bir bir, bir konferansta da e, pardon e, bunu veriyor ve onu kendi o zamanki öğrencilerine bunu paylaşıyor ve öğrencileri de şu anda yaşlı profesörler. Bir iki tane profesör. Neyse bu profesörlerden bir tanesi de bir gün bir konferansa gidiyor. Konferansın sırasında da Einstein'ın böyle bir şeyinden bahsediyor. İşte evrende çok büyük bir enerji açığa çıkartacak bir e, bir formülü bulduğundan bahsediyor. İşte bunu da İsrail'in işte e, nükleer programı için yaptığını falan filan tarzında böyle şeylerden bahsediyor. Bunu da o sırada İranlı bir e, ne denir İranlı birileri de dinliyor ve diyor ki işte İran'ın nükleer programı için madem Einstein böyle hızlı ve kolay bir şekilde bir nükleer e, silah yapılabiliyor biz de bunu hemen bu formülü hemen al almalıyız ve bunu biz de yapmalıyız diye e, düşünüyorlar ve işte olaylar böyle gelişiyor. Neticede ha bu formülün adı da işte God's formula yani tanrının Tanrı formülü dediğimiz şey. Şimdi e, İranlar bunu dediğim gibi nükleer bomba e, yapmak yap, yapma tarifi olduğunu düşünüyorlar ama olay çok daha farklı bir şeye dönüşüyor. Aslında nereden nereye e, dönüşüyor. Kitabın içerisinde e, dinler, özellikle bazı dinler çok fazla var. İşte İslam yok ama yani genelde Yahudilikten falan e, çok giriyor. Bu arada e, kitapta şu yazar yazıyor işte İncil kelimesi geçiyor. Türkiye'de çok yanlış öğretiliyor. Bunu biliyorsunuzdur mutlaka. Yani Türkiye'de işte dört tane din kelimesi konuşulurken işte işte Musa'ya işte şey verildi. Tevrat verildi falan tarzında. işte İsa'ya işte İncil vesaire. Aslına bakarsanız İncil kelimesi yani örneğin Amerika'ya da gelseniz İncil kelimesi Bible diye geçer. Bible'da yani hem Tevrat hem İncil beraberdir. Aslında da ayrı olarak düşünülmüyor. Yani şu anda e, yani şu anda Hristiyanlar da Yahudilerin e, okuduğu bu Tevrat dediğimiz şeyle beraber yani Old Testament deniyor ya da işte Old Testament, New Testament deniyor aslında. Ya bunun toplamına biz Bible diyoruz ya da işte İncil deniyor. Yani bu, e, İngilizce de İngilizce'de özellikle Türkçesinde kullanırken İncil dediğinde insanlar şey anlayabilir yani işte Hristiyanlığın İncil'i olarak düşünebilir ama tam olarak öyle değil. Oraya dikkat edin. Oraya evet eski ve yeni ahit. Oraya dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, özellikle işte eski ahitteki e, evrenin yaratılışı e, e, hikayesi var orada. Genesis dediğimiz bir hikaye var biliyorsunuzdur. O Genesis hikayesinde işte evrenin altı günde yaratıldığı aynı zamanda İslam'da da var biliyorsunuz. İşte Kur'an'da da aynı şey geçiyor. Bu var. Bunu ee, bunun yanında iş biraz daha e, mistisizme de kaçırılıyor kaçıyor. Oralara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani Kabala'dan falan giriyorlar. Biraz mistisizme kaçıyor işte. E, böyle Yahudiliğin mistisizmi de Kabaladır biliyorsunuzdur. E, oralara falan kaçıyor. Bunundan sonra da e, Biraz daha doğum mistisizm. Burası biraz batı mistisizmi oluyor. Bir de doğum mistisizmine geçiyorlar. Orada da Tibet'e falan gidiyor. Ve Tibet'te işte rahip, rahibin birisiyle konuşuyor falan. Orada bayağı işte Budizm'dir, Hinduizm'dir. Oradaki tanrıların nasıl... Nasıl, oradaki yaratılış hikayelerinden falan bahsediyor. Neticede örneğin şeyden bahsediyor işte yani oradaki özellikle doğum istisizminde biliyorsunuz reenkarnasyon diye bir şey vardır. Reenkarnasyonda da yeniden geri dönüş diye bir olay vardır. Yani ee, sen hani Cem Yılmaz'ın böyle bir esprisi vardı ya işte yani bugün örneğin işte fakir bir Hindistanlı oğlum çok çalış gelecekte sen de işte şey olacak kral olacaksın bir dahaki öl bir dahakine e, kral olacaksın falan e, diye muhabbeti var ya espiriyle karıştırık karışık söylediği gerçek bu zaten reenkarnasyon dediği şey bu eğer ki dünyada işte kötü bir şekilde yaşarsan bir dahaki gelişine böcek mi böcek işte hayvan olarak geliyorsun ama iyi bir şekilde yaşarsan iyi bir şekilde işte o zenginlere hizmet edersen, <laughs> işte dinin <laughs> ilginç e, ilginç e, kullanma metotların insanları kullanma metotlarından birisi ya da zenginlerin insanları kullanma, zenginlerin dini kullanarak insanları kullanma metotlarından birisi. İşte bir dahaki, iyi bize iyi hizmet et, iyi bir insan ol, bir dahaki sefere e, sen de kral olacaksın işte falan diyor yani. Evet, yani e, burada da böyle bir yani burada da bir dönüşümlü bir evren e, şeyi var. Neyse e, kitap evet kitabın e, ismi bu Pegasus yayınlarından çıkmış bir kitap. Kitabı e, almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kitabı ben e, fiziksel olarak yanımda unutmuştum ben geçenki gelişlerimde almıştım Türkiye'de ve gerçekten bir kenarda kalmış ve bavula koymayı unutmuşum. Onun yerine bu bunu YouTube'a koyduktan sonra YouTube'daki bu videonun altına yorum yapanların arasından e, bir haftaya e, bir kişiye bu kitabı hediye edeceğim. O şekilde böyle bir şey yapabiliriz. En azından size bazı yerleri göstermek için kitabın pdf'ini bulmak zorundaydım. Kitabın pdf'inden faydalanmak istedim. Kitabın dediğim gibi sadece birkaç bölümü aslında kitapta çok fizik kavramları var ama birkaç bölümünü anlatmak istiyorum. Özellikle antropik principle dediğimiz insancıl ilke dediğimiz bir kavram var. Bu kavramı size anlatmak istiyorum. En zaten bu işin en e, can alıcı noktası da burası. Bu işin en can alıcı noktası e, evrende bir kere zeka ortaya çıktı mı bir daha asla yok olmaz sorusu ve bakış açısı. Ne düşünüyorsunuz gerçekten? Evrende bir kere canlı ortaya ya bir, bir pardon bir kere zeka ortaya çıktı mı bir daha yok olmaz? Sizce mantıklı mı geliyor? Neyse kitaba bakınca kitabın şeyine göreceğiz. Şeyi açalım. Kitabın e, en sonunda şu yazıyor. Kitabın en sonunu açayım. E, kitabın en sonunda zaten e, özellikle belirtmişti bu romanda döngüsel evren üzerine dayalı daha cesur bir varsayımı tartışarak daha ileri daha da ileri gidiyorum. Bu görüş evrenin hayatını evrenin hayatı var edecek şekilde tasarlandığını, hayatın nihai amaç değil de zeka ve bilincin var olması gereken bir araç olarak kullanıldığı ve bunların da sonuç olarak evrenin nihai son hamlesini mümkün kılacağı fikrini içerir. Tanrı'nın yaratılması. Evren bir önceki evrenin zekası tarafından bir sonrakinin varlığını garanti altına almak için yaratılmış devasa ve döngüsel bir programdır. Kurgusal görünse de bu tür bir evren fikri son bilimsel keşiflerle örtüşmektedir. Yani Evet yani evren fikirleri sürekli değişiyor zaten ve değişiyor ve gelişiyor. Daha önce bir evren var olduğu ve ve bir büyük çöküşle sona erdiğine dair hiçbir delil yoktur. Eğer bizden önce başka evrenler vardıysa bile ki bu mümkündür. Hani daha önceki programlarda da sürekli bahsediyoruz işte multiverse teorisi bu çoklu evrenler teorilerinden artık bu string teorisinin bir sonucu ama ya matematiksel olarak sonuçlarından birisi ama bu oralar bayağı popüler olmuş durumda büyük patlama tüm delilleri ortadan kaldırmıştır. Alfamız son omegamızın tüm izlerini silmiştir. Şimdi alfa ve omegadan kasıt şu. Alfa Big Bang ilk işte ortaya çıkış ya da işte dinlerde yaratılış dediğimiz şey. Ve omega da son. Sonuç dediğim. Yani evrenin sonu. Evrenin yok oluşu. Burada diyor ki alfamız son omeganın tüm izlerini silmiştir. Yani evrenin ilk işte bizim şu anda Big Bang ismini verdiğimiz o ilk oluşma Diğer önceki bir evren vardıysa ve o evren bir omega ile sona erdiyse, o sonun nasıl sona erdiğinin sonuç e, izlerini silmiştir. Yani şu anda sıfırdan bir alfa ile yeni bir Big Bang e, ile evren oluştu ve bu evrenin sonucunda da şu anda biz burada varız. İşte ancak bunun ne olduğunu bilmesek bile büyük patlamayı bir şeyin neden olduğu gerçeği değişmeden kalmıştır. O zaman sadece bir ihtimalden bahsediyoruz demektir. Ama bu ihtimal metafiziksel olsa da fizik tarafından onaylanan varsayımlara dayanmaktadır diyor. Şimdi e, bu arada aynen sorulara da bakayım. Zeka gerilemesi mümkün değil midir? Zeka gerilemesi e, e, kendimizi yok ederek mümkündür. Zaten az sonra bundan bunu zaten az sonra çok iyi anlayacaksınız. Kitap mükemmel anlatmış. Yani gerçekten bu final anthropic principle'ı gerçekten yani bugüne kadar bayağı yerden böyle okumuştum ama gerçekten çok güzel anlatan bir e, hikayeye kurgulamış. O bak o bölümden, o bölümden yani sizin e, bunu önce bir ok dinleyin ondan sonra sorarsınız. Şimdi aslında e, bakış açısı biraz e, şuna dayanıyor. İnsancıl ilke dediğimiz evren sanki insan ortaya çıksın diye e, yaratıldı diye bir e, bir bakış açısı var. Şimdi bunu da nereden anlıyorlar? Bunu da, nereden bu şekilde düşünüyorlar? E, diyorlar ki işte Einstein'ın ünlü sözü diyor işte beni asıl ilgilendiren Tanrının dünyayı daha farklı şekilde yaratıp yaratamayacağıdır. Diğer bir deyişle mantıksal basitlik gereksinimi acaba seçim şansı bırakmış mıdır? Yani şu anda elimizde bir evren var. Farklı bir şekilde bir evren olabilir miydi? Yani aslında soru bu. Farklı bir şekilde bu evreni farklı bir şekilde. Bunu nasıl farklı bir evreni nasıl elde edersiniz? Elbette ki bazı sabitleri değiştirerek. Örneğin evrende biliyorsunuz bazı sabit ışık hızı örneğin bir sabittir değil mi? Yani ışık hızının sabitini farklı bir şekilde yapsanız farklı bir şey olur. Ya da evren ilk oluşurken zaten şimdi bunlardan bahsedecek. Soru temel soru şuydu. Eğer ilk şartlar farklı olsaydı evren ne kadar farklı olabilirdi? Yani evrenin ilk Big Bang anında şartlar farklı olsaydı evren ne kadar farklı olabilirdi? Hmm. diye. O dönem matematik modelleri henüz mevcut olmadığından bu cevaplanması zor bir soruydu. Fakat 10 yıl sonra kaos teorisinin ortaya çıkmasıyla her şey değişti. Kaos teorisi bir sistemin ilk şartlarındaki değişimleri açıklamak için kesin matematiksel araçları sundu. Esas az önce bahsettiğim şey. E, evet, işte Planck sabiti farklı olsaydı mesela Bayındır'ın dediği gibi. Şimdi diyor burada onu diyor zaten? Doğal sabitler maddenin hareketinde büyük rol oynarlar ve evrenin aynı yerinde hep aynı değerleri korurlar. Şimdi Planck sabiti evrenin bu yakasında da aynı, evrenin öteki yakasında da aynı. Yani o bakımdan öyle ona öyle o şekilde düşünebilirsiniz. Mesela dünyadaki hidrojen atomu ile uzak bir galaksideki hidrojen atomu aynıdır. Dahası doğal sabitler evrenin kökenleri olan bir dizi gizemli sayılardır ve onun şu anki pek çok niteliğinden de sorumludurlar. Evrenin sırlarını saklayan bir tür şifre gibidirler. İnce ayar, özellikle bilimi dinleme, bilimi dinle kıyaslama mı diyeyim yani. Bu şekilde yapan bazı kanallar falan da var böyle. Özellikle ince ayar ya da bu tür bu Amerika'da da çok var. ince ayar muhabbetini çok yaparlar. Hani çok klasik bizim çoğu biz ya ben çocukken verilen örnekler hala devam ediyor o da çok ilginçtir. Hani derler işte dünya 1 milimetre güneşe daha yakın olsa yanardı 1 milimetre uzakta olsa işte donardı falan böyle hikayeler falan vardır ya. Böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir bu, bu saçmalık zaten böyle bir saçmalık yok. Yani özellikle çok büyük bir ince ayar içerisinde yaşadığımızı anlatan, anlatmaya çalışan böyle bakış açıları vardır. Evet aslına bakarsanız böyle sabitler var. Zaten şimdi bunlardan örnek veriyor burada da kitapta da bayağı, bayağı uzun uzun örnek veriyor işte. Yine de gözlemlerinizin bize söylediği bu evren büyük donma ile büyük çöküş arasındaki kritik çizgide inanılmaz derecede yakın bir oranda genişliyor. Genişlemenin art, arttığını keşfettik. Biliyorsunuz evren genişliyor hatta accelerated e, expansion var artık. ivmelenerek genişliyor. E, bu da gelecekte büyük donma olacağını işaret ediyor ama kesin olduğunu söyleyemem. Ne kadar imkansız görünse de her iki ihtimalinde tam sınırında bulunuyoruz. Eee... Neredeydi işte ha büyük patlamanın haşin kuvvetini dikkate alırsak bunu kontrol etmek mümkün değildi. Şimdi evet yani burada yukarıda şey sorusu var. Evren yaratıldığı sırada serbest kalan muazzam enerji, muazzam miktardaki enerjiyi düşün. Böylesi bir patlama sence kontrol edilebilir mi? Düşünsenize ya Big Bang'in e, Big Bang'in enerjisini kontrol edebileceğiniz düşünün. Yani Big Bang'i e, farklı bir şekilde patlatacağınızı düşünün. Yani farklı bir şekilde olacağını düşünün. Bu arada bu kelimeleri kullanırken de dikkat etmeye çalışıyorum da yani büyük patlamanın patlama kelim patlama olmadığını da daha önceki işte hiç yoktan bir evren yayınlarında anlatmıştık. O bir patlama değil, büyük bir genişlemeydi. A aşırı büyük aşırı genişlemeydi. Enflasyon dediğimiz şey. Neyse, kelime patlama olduğu için devam edeceğiz. Büyük patlamanın haşin kuvvetini dikkate alırsak bunu kontrol etmek mümkün değildi. Nereden biliyorsunuz? Şu anda bir atom bombasını kontrol edemiyor musunuz yani? Yani şu söylediğimi yarım saat sonra yeniden düşünün. Yarım saat sonra anlattıklarımdan sonra yeniden düşünün. Ya çekim kuvvetini yenecekti ya da yenemeyecekti. İkisinin dengede olması pek mümkün görünmüyor. Yine de birbirlerine eşit olmasalar da eşit olmaya inanılmaz derecede yakınlar. İşte büyük ikramiye bu, bu profesör. Eğer büyük patlama tesadüfi ve kontrolsüz bir olay olsaydı evrenin maksimum entropide ve kaotik bir durumda kalma ihtimali çok yüksek olurdu. Bazı yapıların düşük entropiye sahip olmaları büyük bir sır olduğundan kimi fizikçiler bunun akıl almaz bir şans olduğunu söyleyebilir. Eğer büyük patlama sırasında serbest kalan enerji çok küçük bir miktar daha az olsaydı madde büzülerek devasa bir kara deliğe dönüşecekti. Eğer çok küçük bir miktar daha fazla olsaydı büyük bir hızla dağılacağı için galaksiler şekil alacak zamanı bulamayacaktı. İşte evrenin ilk en ilk oluşumundaki şey o hani ince ayar muhabbeti diyoruz ya. Çok az bir miktar daha az ya da çok daha çok ya da çok derken neden bahsediyorsun? %5 mi %10 mu? İşte güldü. Hayır dedi. İnanılmaz derecede küçük oranlardan bahsediyorum. Trilyonda trilyonda birden çok daha küçük. Fizikçi kalemini çıkarttı. Şöyle bir sayı yazdı diyor. Yani çok 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 küçük bir noktada bir farklı bir sayı ortaya çıkmış olsaydı orada şu anda evrenimiz bugünkü evrenimiz olmayacaktı. Farklı bir evren olacaktı. Belki bu, bu farklı bu evren hiç olmayacaktı. Yine de büyük patlamanın enerjisi o derece kesindir ki akıl almaz derecede küçük bir aralığa denk gelir. En olağanüstü ise tam da evrenin oluşması için gereken miktarda enerjinin serbest kalmış olmasıdır. Gerektiğinden ne birazcık daha az ne birazcık daha fazla. Birkaç sayfa çevirdi. Bilmem ne bilmem ne. Ee, i̇şte işte antiquark, antikuart falan bahsediyor. Biliyorsunuz işte ilk başta madde antimadde falan oluştu. Maddenin sayısı e, hatta şurada işte her e, şu kadar maddeye bir tane e, ekstra e, 10 milyara bir tane daha 10 milyar a, 10 milyar antimadde ve madde parçacının üzerine sadece bir tane daha, bir tane fazla madde oluştu. Böylelikle bizim evrenimiz maddeden oluşan bir evren oldu. Antimaddeden değil. Yani diyor ki eğer ki bir tane o atom, o, o madde oluşmamış olsaydı şu anda <laughs> bu evren olmayacaktı. Kısacası bunun gibi çok örnek veriyor işte. Ee, evrenin bugünkü oluş bugünkü haline erişebilmek için çok ince ayarların olduğundan falan bahsediyor. Bu ince ayarlara e, ancak e, bu sayılara pardon, bu sayılara ulaşırsak ancak evrenimiz şu anda bu şekilde ulaşabiliyoruz diyor. Ve e, başka türlü de hiçbir zaman bu evrene e, ulaş başka sayılarla bu evrene ulaşamazdık diyor. Bu argümanın şöyle bir sorunu var. Şimdi biz sonuca bakıyoruz. Biz e, baktığımız sonuçtan diyoruz ki ha diyoruz eğer ki şu olmamış olsaydı biz kesinlikle eee yaşayamayız. Yani biz kesinlikle şu anda e, şey bulunamazdık. Yani şu anda burada olamazdık. İşte canlılık oluşamazdı. İşte karbon atomu e, oluşamazdı vesaire vesaire. Yalnız bu sonuca gitmeye bakarsak biraz e, ters sonuçlar ortaya çıkartıyor. Örneğin sabah e, uyandınız, yataktan kalktınız. Ne yapıyorsunuz giyineceksiniz bir bak aldınız pantolonunuzu sonra bir bakıyorsunuz pantolonunuz vay be diyorsunuz tam belime göre yapılmış İşte bu yani işte bir bakıyorsunuz tam paçaları ulan tam benim boyuma göre bir bakıyorsunuz tam işte tam benim bacaklarımı kavrayabiliyor eğer diyorsunuz ki eğer bu beli 5 santim daha büyük olsaydı biz ben bu pantolonu giyemezdim. Ya da ne bileyim 10 cm daha uzun olsaydı bu pantolon bana uzun olurdu. Yani sen sonuç, sonuçtan bakarsan ee, elde, eldeki sonuca göre kural üretmek yani. Aslında aynen öyle yapılan şey o. Örneğin eldiveninizi dışarı çıktınız eldiveni taktınız. Vay bu eldiven tam benim için yaratılmış falan. Değil. Yani bu eldiveni sen sana uyduğu için aldın. Bunu onu o şekilde satın aldın. Big Bang'den bu yana bu şartlar gelişti. Dünyamızda da şu 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 ortamlar oldu. Örneğin Dünyamızın jeolojik tarihine baktığımızda %21 oksijen yok. Yani sürekli %21 oksijen olmayınca siz e, her zaman e, dünyada bugünkü gibi yaşama şansınız olmayacaktı. Sanki i̇şte belli bir ölçüde sanki evren en başından beri bizim geleceğimizi biliyormuş, bizim varlığımız olması imkansız, gizemli olaylar zincirinin bir ürünüymüş gibi görünüyor. Gördüğümüz kadarıyla evrenin nitelikleri hayatın ortaya çıkması için temel teşkil eder ama bu nitelikler sonsuz şekilde farklı olabilirdi. Diğer tüm alternatiflerde yaşam olmayan bir evren var olurdu. Hayatın var olması için akıl almaz miktarda parametrenin belli değerlerde birbirlerine uyumlu olarak sıralanması gerekiyordu. Peki ne oldu? Sıralandılar. Klasörü kapattı. Buna antropik ilke denir. Antropik ilke diye tekrarladı fizikçi. Evrenin yaşamı var etmek için tasarlandığını söyler. Yani bu bildiğimiz zaten işte bildiğimiz dinlerin konuştuğu cümlelerden birisi yani biz işte örneğin insanı ne görüyor? İnsanı en ulvi varlık olarak görüyor, değil mi? Ya da şey kısa yani bu bakış açısı biraz da bunu desteklemek için yapılmış bir şey. Ama dediğim gibi sonuç sonuç olarak sonuçtan başa giderek şeye bakamazsınız yani siz sonuçta. En başında ne vardı? Bu vardı. Bu, bu sabitler vardı. Tık 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 ileri gidersiniz. Elde ne var? Bu var. Bu kadar. Yani bunu bir şey için sonucu sonuca bakarak şey yapamazsınız. Evet. Çetin de diyor işte aynen bütün her şey insan için yaratılmıştır diye bir bakış açısı var kitaplarda. Evet. E, yaratılış modernizasyonu. Evet. Aynen öyle. Yaratılış inancının modernizasyonudur bu. Bir nevi kitapta Allah'ın varlığı tartışılıyor mu diye şey yapmış da Allah'ın varlığını tartışma diye bir şeyden bahsetmiyor mu diyeyim. Yani şöyle bir şey Einstein aslında Einstein'ı biliyorsunuzdur. Herkes Yahudi falan deniyor diyor da yani adam Yahudi yani teknik olarak Yahudi aileden doğmuş olması olabilir ama inanç olarak Yahudi değil. Kendisi Panteist yani bu kadar matematikle uğraştığı için adam şey diyor yani matematik evrenin yani evren aslında tümüyle e, tanrıdır diyor yani bütün evrene Tanrı diyor evrenin genişti evrenin tümüne Tanrı diyor. Einstein'ın olayı budur e, ve ondan dolayı da işte biraz e, yani o hatta işte şey falan geliyor kitabın başında Ben Gurion vardı İsraili Kur'an e, Cumhurbaşkanı İsrail ilk Kur'an insan Ben Gurion o işte Einstein'ı ziyaret ediyor işte e, bize işte biraz şey yap. Tanrı'nın varlığıyla alakalı muhabbet ediyorlar falan. Tanrı'nın varlığı yokluğu. işte o ben işte Tevrat'a inanmıyorum. İşte Bible'a inanmıyorum ama şey ama işte evrenin Tanrı olduğuna inanıyorum tarzında. Yani ateist olmadığını söylüyor Einstein. Kendisinin panteist olduğunu söylüyor. Ya da Spinoza's God diyor zaten. Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum diyor. Kitap elinizdeyse 498. sayfayı açabilirsiniz bu arada. 40. bölüm. Dediğim gibi ben bu kitaptan en çok 40. bölümü e, okuduğumda zevk aldım. Yani gerçekten 40. bölümde Final Anthropic Principle'ı çok güzel açıklamış. Biraz uzun okuyarak, e, biraz okuyarak anlatabiliriz. Fizikçi her yeri kuşadan bir hare hareket yaptı. Çevrende her çevrendeki her şeye bak dedi. Bu gezegenin her yaşın yanında yaşam var. Ovalarda, dağlarda, okyanuslarda, nehirlerde, kayaların altında ve toprağın içinde. Nereye baksak yaşamı görüyoruz. Yine de tüm bunların fani olduğunu biliyoruz. Doğru. Hepsi ölecek. İşte evrende ölecek mi? Evrende ölecek mantık olarak. Ama ne, nasıl bir son? İşte büyük çöküş mü yoksa büyük donma mı? Onu henüz bilmiyoruz. Doğru. Hepsi ölecek. Anlatmaya çalıştım bu değil diye açıklık getirdi. Her şeyin fani olduğunu söylediğimde her şeyin kaderinde yok olmanın yazılı olduğundan bahsediyorum. Evrendeki yaşam muhtemelen son derece kısıtlı bir süre var olacak. Hiçbir şeyin sonsuz olmadığını söylüyorum. Yaşamla dolu bu verimli dönemin evrenin uzun tarihinin küçük bir bölümünü teşkil ettiğini söylüyorum. Bölüm mü? Dünya üzerindeki yaşam Güneşe bağlı. Öyle değil mi? Güneş de ebediyen var olmayacak. Eğer bir insan olsaydı çoktan 40'lı yaşlarına gelmiş olurdu. Ya yani Güneş eğer bir insan olmuş olsaydı biliyorsunuz 4.5 milyar yıl yaşında. Bir 5 milyar yıl daha var yani neredeyse 40'lı yaşlarına. Benim yaşım. <laughs> yani eskiden yaş 35 ortaydı şimdi yaş 40. <laughs> yaş 40 orta yaş. Daha bir, bir 40 daha var diyorlar. Yalnız arkadaşlar zaman çok hızlı geçiyor onu da size söyleyeyim böyle. Şu anda dinleyen çok böyle 20 yaşlarda insan var böyle diyorlar. Aa 40 yaşında bilmem ne falan. 40 yaşına kadar bilmem ne. Ey yavrum ey. Valla 40 yaşına anında geliyorsunuz ben size söyleyeyim baştan. Her geçen gün güneş daha parlak hale gelecek. Bu gezegendeki ısıyı sonunda canlı küreyi yok edene kadar yükselecek. Bu 1 milyar yıl içinde gerçekleşecek. Yetmezmiş gibi 4 ya da 5 milyar yıl içinde güneşin tüm yakıtı tükenecek. Çaresizce enerji üretmek için çırpınan çekirdeği kuantum etkisi onu dengeye getirene kadar büzülecek. Bu noktada güneş o kadar büyüyecek ki bir kızıl deve dönüşecek. Yüzey alanı gezegenleri yutana kadar artmaya devam edecek. Korkunç bir şey. Öyle, bir, öyle dedi fizikçi. Ama bu fikre kendimizi alıştırsak iyi olur. Dünya güneş tarafından yutulup gidecek. gidecek. Güneşin kalan tüm enerjisi de tükendiğinde güneş çökecek ve dünya boyutlarına inecek. Kara bir cüce olunca, olana kadar da soğumaya devam edecek. Hatırladınız mı kara, kara cüce meselesini? Geçenki programda da bahsetmiştim. Kara cüce yani Black Dwarf dediğimiz şey artık bir şeyin en sonu yani yıldızın en sonu artık trilyonlarca yıl sonra oluşacak şeye kadar gidecek bir şey. Birer birer hepsinin hacmi artacak ölecekler bazıları cüce olana kadar Bizecek bazıları patlayarak süpernova olacak. Ama yeni yıldızlar doğacak değil mi? oluştukları elementler eksildiği için her seferinde daha az yıldız doğuyor. Kökensel hidrojen ve gazlar dağılmaya başladı. Doğru biliyorsunuz. Yani sonuçta nedir? Güneş ya da yıldızlar genel itibariyle hidrojen ve helyumdan oluşuyorlar ve en çok hidrojenden oluşuyor. Ve e, bu hidrojenlerde her seferinde işte nükleer tepkimelerle daha ağır metaller oluşuyor dönüşüyor. Dönüşüyor, 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 dönüşüyor. Ee bunun milyarlarca, trilyonlarca yıl sonra ne olacak? Artık hidrojen kalmayacak. Yeni yıldız oluşturmak istediğinde yeni yıldız oluşturamayacaksın. Ee sonra ne olacak? <laughs> Sonrasını işte bilmiyoruz, geleceğiz. Madde enerji formuna dönmeye devam ettikçe onlar bile kaybolacak. Sona yaklaştığında sadece radyasyon kalacak. Aman Tanrım dedi Thomas yüzünü bir ifadeyle. Gelecek parlak görünmüyor. Aynen öyle dedi. Bu da antropik ilkeyle çelişiyor değil mi? Kesinlikle. Eğer evren ölecekse hayatın amacı nedir? Ha işte burada. Eğer Tanrı yok etmeyi planladıysa neden en başta evreni evreni hayatı var edecek şekilde tasarladı? Tüm bunların maksadı nedir? Profesör size de aynen bu soruları sordu. Eğer yok olacaksa hayatı var etme ne anlamı vardı? Eğer sonuç fani olacaksa bu kadar çabaya ne gerek vardı? Son hamle tam olarak neydi? Cevabı olmayan problem bu değil mi? Hayır dedi fizikçi. Bir cevabı var. Peki şöyle, e, o, peki söyle o zaman beni meraklı bırakmam. İşte buna son antropik ilke denir. Ne kadar zamanımız var umarım e, çok da uzatmamışızdır. Bu ilke ortaya çıkmıştır. Çünkü eğer her şey yok olacaksa en başta her şeyin yaşamı var edecek şekilde tasarlanmış olmasının bir manası yoktur. Teori evrenin hayatı var edecek şekilde tasarlandığını söyler. Ama herhangi bir yaşamı değil, zeki yaşamı. Ve bir kez ortaya çıktığımız zeki yaşam asla bir daha yok olmayacaktır. Burayı kaçırmayın. Her şey buradan sonra başlıyor. Yani bu kitabın en önemli tarafı her şey buradan sonra başlıyor. Diyor ki teori evrenin hayatı var edecek şekilde tasarlandığını söyler ama herhangi bir yaşamı değil zeki yaşamı. Yani örneğin evrende insanlar olmamış olsaydı işte böcekler. Böcekler diyecekler miydi işte ya bu, bu, bu koskoca evren bizim için yaratıldı falan böyle bir kelime söylerler miydi? İşte değil. Bu ancak düşünen varlıklar için zeki yaşama. Yani evrende bir kez ortaya çıktığımız zeki yaşam bir daha asla yok olmayacaktır diyor. Zeki yaşam zeki yaşam asla yok olmayacak mı? Doğru. İyi de bu nasıl olur? Az önce dünyanın yok olacağını söyleme, söylemedin mi? Evet, bu kaçınılmaz. E öyle şey yaşam nasıl sürecek? Tabii ki dünyayı terk etmek zorunda kalacağız. Thomas Gürdü kusura bakma ama şimdi de dandik bilim kurgu filmlerine döndük sanki. Öyle mi? Oysa ki bilim insanları, bilim adamları diyor bak bu kitap biraz eski kitap. Bilim insanları çoktan bu ihtimali incelemeye başladılar bile. Tarihçinin gülümsemesi silindi. Öyle mi? Tabii ki dünyanın geleceği yok. Yok olacak. Peki nereye gideceğiz? Diğer yıldızlara tabii ki. Kafası karışan Thomas başını iki yana salladı. İyi de bunu yaparak ne elde edeceğiz? Açık değil mi? Diğer yıldızlara gidersek dünyanın kaçınılmaz akıbetinden kurtulmuş olacağız. Oluruz. İyi de bu ne işe yarar ki? Diğer yıldızlar da sonunda yok olmayacak mı? Galaksiler sönmeyecek mi? Evren ölmeyecek mi? Dünyadan sadece, dünyadan giderek sadece kaçınılmaz olanı ertelemiş oluruz. Zeki yaşam türünün yok olması nasıl engellenecek? Mantıklı değil mi? Şimdi koskoca bir evrenden bahsediyoruz. 13.8 milyar yaşında bir evrenimiz var. Dünya dediğimiz şey 4.5 milyar yaşında. Değil mi? Zeki yaşam dediğimiz son 200 bin yıldır daha işte homo sapiens son 200 bin yıldır ortaya çıktı. En zeki yaşamda son artık en fazla 500 senedir diyeyim yani. Böyle teknoloji hatta son 100 senedir yani bu teknolojiyi çok e, ileri götürdüğümüz, hatta bunları düşünecek kadar ileri götürdüğümüz düşünseniz 100 sene 100 sene, 100 sene önce, 200 sene önce bunları düşünebilir miydik insanlar? Yani daha uzaya yeni bakıyorsun, daha ay ay daha yeni şey yapılmış falan. Yani daha sadece 200 sene yani zeki yaşamı daha daha yeni yeni ulaşmışız ama evrenin o kadar uzun zamanı olabilir ki. Ya yani sadece bizim gezi, bizim bizim yıldızımızın daha bir 5 milyar senesi var. Düşünsenize ya şu zeka seviyesine sahip insan bir 5 milyar daha yaşay yıl daha yaşayacağını düşünsenize. 5 milyar yıl daha. Yani sadece 100 yılda bu kadar şey yaptıysak 2100 yılında, 2200 yılında, 2300, 2500, 3000 yılında nerede olacağız kim bilir. Bir de onun üzerine 1 milyon yıl ekleyin bakalım. 1 milyon yıl sonra nerede olacağız? Bizden ileri uygulamalar gelmiş midir? Dur. Ona geleceğiz zaten. Bekleyin. Bekleyin yani. Zeka ilerleyişinin ivmesini de düşünürsek. Hala düz dünyayı tartışıyoruz. Daha ne gelişmesi falan diyorsunuz. Yok. Onu tartışmıyoruz. Onu tartışan insanlar var. Ama biz tartışmıyoruz. Louis gözleri geç dönem gotik mihrabın üzerinde dolaştı ama aklı başka yerlerdeydi. Düşünce labirentinin içerisinde kaybolup gitmişti. Uzak gelecekte hayatın devamı ve davranış tarzının incelenmesi fizikte yeni bir kolun ortaya çıkmasına neden oldu dedi. Sesinin tonu akademik sunum yapar gibiydi. Bu alandaki çalışmalar 1979 yılında Freeman Dyson, hani Dyson küresi şeyini biliyorsunuzdur mutlaka sonu olmayan evren. Açık evrende fizik ve biyoloji adlı makalesini yayınladığında başladı. Dyson bu eserde kökensel ama henüz tamamlanmamış bir model sunuyordu. Aynı konuyla ilgilenen başka bilim adam insanları tarafından daha sonra yeniden formüle edildi. Bunlardan biri 1982 yılında Science dergisinde bir makalesi yayınlanan Steve Frauchy idi. Bunu tümüyle fizik kuralları ve bilgisayar teorisine dayalı diğer çalışmalar takip etti. Thomas hayretle bakmaya devam etti. Bu olağanüstü dedi. Fiziğin uzak geçmiş inceleyen bir kolu olduğundan haberim yoktu. Doğruyu söylemek gerekirse az önce ölen yıldız ve galaksilerden bahsettikten sonra bunun nasıl mümkün olduğuna bile aklım ermedi. Bu şartlar altında hayat nasıl var olmaya devam edebilir? Sadece ana hatları belirteceğim tamam mı? İlk safha zaten başladı. Evet şimdi buradan sonrasını dikkatle dinleyin. Bak buralar çok emelli yerler tamam mı? İlk safa zaten başladı. Yapay zekanın yaratılması. Bilgisayarlar açısından bakıldığında medeniyetimizin hala emekleme çağında olduğu doğru. Ama her şey çok çabuk gelişiyor. Az önce dediğim şey. Ve günün birinde bizim zekamıza rakip olabilecek bir teknoloji geliştirebiliriz. Dahası mevcut gelişme hızına bakarak yapılan hesaplamalar 100 yılda ya da biraz daha fazla bir zaman içerisinde bilgisayarların bilgileri işleme ve verileri birleştirme hızının insan seviyesine çıkacağını göstermiştir. O gün geldiğinde bilgisayarlar Turing testinin de söylediği gibi bilinç sahibi olacaklar. Bunu duymuş muydun? Evet babam bahsetmişti. Mühendisler bizim sadece kendimize denk ya da daha üstün bilgisayarlar yapmakla kalmayıp evrensel üreticiler olan robotlar da geliştirebileceğimizi söylüyorlar. Onların ne olduğunu bili biliyor musun? Şimdi evrensel üreticiler. Bakın çok ilginç. Burada biraz Matrix'e giriyoruz. Matrix tarzı bir şeye giriyoruz. Evrensel üreticiler yapılabilecek her şeyi yapabilen cihazlardır. Örneğin bir araba fabrikasındaki makineler evrensel üretici değildir çünkü sadece tek şey yapabilirler. Ama insanlar her şey yapabildikleri için evrensel üreticilerdir. Artık bilim insanları böyle bir makinenin de mümkün olduğunu biliyor. Matematikçi von Neumann nasıl yapabileceklerini zaten gösterdi ve NASA birkaç on yıl içerisinde onları yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Yeterli mali destek olması kaydıyla tabii ki. <laughs> NASA'nın birkaç on yıl içerisinde. Nasayı bu kadar gözünüzde büyütmeyin. <laughs> evet ama orada şunu da söylüyorum. yeterli mali destek olması kaydıyla diyor. Evet parayı verirseniz yaparız. Yani şu anki bütçeyi şöyle bir birkaç 10 ee, katı falan yükseltin. Valla çatır çatır yaparız. İyi de bu evrensel üreticiler ne işe yarayacaklar? Bizi çalışmaktan mı kurtaracaklar? Hep söylediğim şey. Evet. <laughs> Robotlar bizi çalışmaktan kurtaracak. Louis Kasten kısa bir süre durdu. Medeniyetimizin devamını garanti altına alacaklar. Tarihçinin kaşları hayretle çatıldı. Ah! Unutma, dünya yok olacak. Bir milyar yıl içerisinde artan güneş aktiviteleri canlı küreyi yok edecek. Son antropik ilke evrende zeki bir yaşam baş... Zeki yaşam bir kez başladığında bir daha ortadan kalkmayacağını söylüyor. Eğer durum buysa dünya üzerindeki zekanın başka seçeneği yok doğduğu yeri terk edip yıldızlara gitmek zorunda. Düşünsenize yani şurada bir savaş olsa, bir şey olsa, bir kıtlık olsa, bir kuraklık olsa ne yaparsın? Başka bir ülkeye göç edersin değil mi? Eğer ki dünyaya bir virüs gelse <laughs> ve dünya tamamen yok oluyor olsa ve senin roketin falan oluyor olsa ne yaparsın? Mars'a gidersin değil mi? Eğer Mars'a da bir şey olursa artık başka bir yıldıza gitmek gitmek isteyebilirsin. Neyse, gelecekte bir noktada insanların diğer yıldızlara Aa, nerede? Ha, bunun mümkün kılacak araçlar da bilgisayarlar ve evrensel üreticilerdir. Gelecekte bir noktada insanların diğer yıldızlara bilgisayarlı evrensel üreticiler göndermekten başka şansı kalmayacak. Onlara bulabildikleri yakın güneş sistemlerine yerleşme ve yeni evrensel üreticiler imal etme talimatı verilecek ki ürettikleri de diğer yıldızlara gönderilerek bu şekilde devam edecek. Doğal olarak Proxima Centauri ve Alpha Centauri gibi yakın yıldızlardan başlanıp sonraki aşamada diğer yıldızlara geçilecek. Özellikle de Tau Ceti, Epsilon Eridani, Procyon ve Sirius vesaire vesaire onlara birkaç tane yıldız ismi biliyor diye yazmış. Bu mümkün mü? Bazı bilim insanları bunun mümkün olduğunu söylüyor. Bunun olması için tabii ki binlerce yıl geçmesi gerekecek. İnsanlar için bu uzun bir süre olsa da evren için hiç de öyle değil. Zaten bundan bahsetmiştik değil mi? Bana bana büyük bir servete mal olacak bir şeymiş gibi geliyor. Hayır hiç de değil dedi fizikçi. Maliyeti nispeten düşük olacak. Tek yapmamız gereken 4 ya da 5 evrensel üretici imal etmek fazlasına da gerek yok. Bir güneş sistemine ulaştığı zaman evrensel üretici ham madde ve ihtiyaç duyduğu metalleri çıkarabileceği gezegen ve asteroitler araştırmaya başlayacak. Robot o sisteme yerleşip orada daha önceden programlandığı şekilde suni yaşamlar ve hatta insanlar oluşturacak. Doğru koşulları altında üreme için onlara genetik kodlarımızı vereceğiz. Robota ayrıca yeni evrensel üreticiler yapma görevi de verilecek ve onlar da diğer yıldızlara gönderilecek. Koloni kurma işlemi zaman geçtikçe hızlanacak çünkü evrensel üretici sayısı gittikçe artacak. İlk medeniyet bir felaket yüzünden ortadan kalksa bile bu medeniyet evrensel üreticiler ve onların otomatik koloni kurma programları sayesinde otomatik olarak tüm galaksiye yayılmaya devam edecek. Vay anladınız mı? Şimdi Olay olay çok büyük arkadaşlar. <laughs> olay çok büyük. Evrensel bu evrensel e, üreticiler. Şimdi düşünsenize Matrix filminde ne vardı? Nerede yaşıyor, insanlar nerede yaşıyorlardı? Bir e, şeylerde. E, ne bileyim bir arı kovan arı kovan değil de neydi ya? Rahim gibi şeyler. Yani sentetik rahimlerde yaşıyordu. Şimdi düşün kapsül ah kapsüllerde yaşıyordu. Şimdi düşünsenize bir makine yaptınız ki bin sene sonra yaptığınızı düşünün ya bin sene ne olacak evrenin yaş evrenin tarihi içerisinde ne olacak bin senenin bir önemi yok zaten. Bin sene sonra yaptığınızı farz edin hiç önemli değil. Bir makine yapıyorsunuz sizin DNA'nız zaten DNA'sı artık çözmüş durumdayız artık virüsün bak sadece RNA'dan oluşan virüsü çözüp artık içine girip e, yok etmek üzereyiz yani sadece virüsü yok etmek üzereyiz. Bunu bugün yapamazsak 50 sene sonra in yapacağımıza inanıyorum eminim hatta yani belki 100, en fazla 100 sene içerisinde kesinlikle ya yapacağımıza inanıyorum. Neyse ya artık DNA'yı kadar çözmüş durumdayız. DNA'mızı örneğin belli ne bileyim artık bir şeyin içerisine koyup e, örneğin biz şu anda yolculuk yapmak istedik. Örneğin Mars'a yolculuk yapmak istiyorsun. 6 ay sürüyor. Tamam eyvallah. E, yakın bir yıldızda gitmek istiyorsun. E, çok uzun yıllar sürecek. Çok uzun yıl. E yani ne yapabilirsin? Yani sonuçta senin torununun 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 torunun, torununun torununun yaşayacağı bir şekilde sadece uzay gemisinde bu şekilde jenerasyonlar yaşayacak şekilde herhangi bir yıldıza gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Böyle bir şey yok. Herkes günlük normal zamanlı yaşayacak. Sonra çocuğu doğacak. Sonra çocuğu hiçbir zaman bir gezegen görmeyecek. Sadece uzay mekiklerinde yaşayacaklar. İşte Battlestar Galactica gibi. Sadece uzay aracında yaşayacak. Sonra öteki yıldıza gidecek. Vesaire vesaire. E olur mu? Ee, o da olur diyor. <laughs> Ya çok uzun sürer ya yapmayın etmeyin o kadar uzun sürer ya o kadar insanı harcamayalım. Neyse onun yerine şunu yapabilirsiniz mantık olarak. Burada bahsettiği evrensel üretici yani sadece DNA'nı alacak birkaç tane sana ihtiyacı bir insanı kopyalamak ve yeniden üretmek için gereken artık ne, 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 ne tür bir malzeme gerekiyorsa artık su mu bilmem ne mi artık neyse yani toprak mı su mu neyse onu yapıyor onu koyacaksınız içerisine. Ondan sonra o milyonlarca yıl sürecek ama gidecek tamam mı? Ama sen bunlardan belki milyonlarca üreteceksin dünyada bu evren üreticileri. Uzaya bir fırlatacaksın. Galaksinin her tarafını dağıtacaksın. Her yerine dağıtacaksın. Her yerini dağıttıktan sonra bunlar pıtır pıtır işte teker teker işte yıldızlara düşecekler. Yıldızların çevresindeki dolanan gezegenlere düşecekler. Oralardaki ortamlara bakacaklar. Ha burada işte yeni bir yaşam oluşturabilir miyim? Ha, oluştururum oluşturamam. Oluşturabilirse oluşturacak. Oluşturamazsa oluşturmayacak vesaire vesaire bu şekilde o yıldızların çevresindeki gezegenlerde yeni yeni yaşamlar oluşturacak. Anlaşıldı. Peki bunun asıl amacı nedir? İlk amacı keşif. Evren hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz. Tıpkı Ay ve Güneş sistemindeki diğer gezegenler yaptığımız seyahatlerde olduğu gibi. Dünyada yaşamak gittikçe zor hale geldikçe öncelik yaşamın devam edebileceği bir yer bulmak haline gelecek. Galaktik Nuh'un gemisi gibi bir şey bu. Onun gibi bir şey evet. Aslında biz de aynı şeyi yapmıyoruz. Şu anda düşünsenize yani şu anda virüsten kırıldı. Bütün dünyanın yüzde %98 öldü. Ne, yap ne yaparlar mantık olarak? Mutlaka insanlık en azından var olsun, bazı hayvanlar var olsun diye artık yer altındaki yerler falan filan var yani. Böyle dünyada, işte Norveç'te falan böyle şeyler var olduğunu söylüyorlar yani. Neyse yani en azından can, bu zekayı tutmak ister değil mi insanlık? Yani dünyanın tümü yok oluyor olsa bile mutlaka bir şekilde koruyup zekayı yaşamak ister yani. Yaşatmak ister sığınaklarda. Evet. Ee, Thomas oturduğu yerde kımıldadı. Bunlar sana da biraz uçuk gelmiyor mu? <laughs> İtiraf etmem gerekir ki öyle. Ama bu safhada böyle düşünmemiz çok doğal. Güneş aktivitesi artıp dünya üzerindeki canlı küre çözülmesi kritik bir noktaya gelince bu durumu ciddiye alacağımızdan hiç şüphem yok. Örneğin şu anda biz e, korona ile beraber virüsü ciddiye aldığımız gibi. Bugün bilim kurgu gelen gibi gelen yarın gerçek olacak. Tarihçi bunu düşündü haklı olabilirsin. Evrensel üreticiler katlanarak arttıkça tüm galakside koloniler kurulmuş olacak. Aslına bakarsanız insan, zeka da bir virüs gibi bir şey değil mi? Düşünsene az önce neden bahsediyorduk? kendini kopyalayıp yönetmekten bahsediyorduk değil mi? Yani bütün evrene 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 yayılmaya çalışan bir e, virüsüz. <laughs> evrene çalışmaya çalışan bir virüsüz. Vay bak. <laughs> Virüs olmamış olsa bunu fark etmeyecektik. Biz de zeka da belki e, evet zeka da belki evreni evreni yok etme evreni evrene ulaşmaya çalışan. Sonuçta virüsün yapmaya çalıştığı şey ne? Virüsün zekası yok. Ama ne yapıyor? Yani kendi kendini üretmeye çalışıyor. E insan da ne yapıyor? Üretmeye çalışıyor mantık olarak. Yani yaptığı şey de bütün galaksiye yayılıyor. E galaksiye yayıldıktan sonra oradan başka bir galaksi, oradan başka bir galaksiye geç. Pardon, oradan başka bir yıldıza, oradan başka bir yıldıza vesaire vesaire. Yani böyle sürekli evrenin e, galaksimizin her tarafında. Evrensel üreticiler katlanarak çoğal, arttıkça tüm galakside koloniler kurulmuş olacak. Çevredeki küçük bir gezegenden zeka tüm saman yoluna yayılmış olacak. Wow. Böylece yaşam dünyanın kaçınılmaz sonundan kurtulmuş olacak. Ben bunu söylemedim diye düzeltti Roka. Ben zekanın tüm galaksiye yayılacağını söyledim. Aynı şey değil mi? Olması gerekmiyor. Zeki, tabiat zekayı ancak karbon oturumu ya da ve yaşam dediğimiz kompleks organizasyonla dahil olduğu sıra dışı durumlarda var edebiliyor. Fakat karbon katı haldeyken çoğunlukla sadece dar bir termal bantta bulunur. İnsanlar gibi silikon, İnsanlar olarak silikon gibi diğer atomları kullanarak bazı yaşam formları yaratıyoruz. Burada gülümsüyorum farkındasınız değil mi? Evrensel üreticilerin galaksiye yayacağı şey bilgisayar çiplerinin içindeki yapay zeka olacaktır. Karbon temelli yaşamların binlerce yıl sürecek yıldızlar arası yolculuklardan sağ çıkacağının bir garantisi yok. Olabilir de ama olma ihtimali pek yüksek değil. Yine de yapay zekanın bunu başarabileceğini biliyoruz. Duru geldi. Gel. Gel bir gel bir bakalım. Evet. Duru'yla biz e, bütün gün <laughs> evrenin nasıl yok olacağını düşünüyoruz. <laughs> Evren nasıl yok olacak sence biliyor musun? <laughs> evet. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Tamam. Olabilirdi ama olma ihtimali pek yüksek değil. Yine de yapay zekanın bunun başarabileceğini biliyoruz. Yani yaşamın yok olmaya mahkum olduğunu söylüyorsun. Bu tümüyle yaşamın ha bu tümüyle yaşamla ne kastettiğine bağlı. Bakın bakın yine çok ömürlü bir yere geldik. Karbon temelli yaşamların yok olmaya mahkum olduklarına hiç şüphe yok. Galaktik duhun gemisini inşa edebilirsek ve yaşamı mesela Proxima Centauri gibi bir yıldıza taşıyabilsek bile günün birinde tüm yıldızlar yok olacak. Yıldızlar olmadan da karbon temelli yaşamların varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bu durum yapay zeka için de geçerli değil mi? Olması gerekmiyor. Yapay zeka için yıldızlara ihtiyacı yoktur. Enerjiye ihtiyaçları vardır. Yani sonuçta evet biz biz şu anda yaşamak için güneşe ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Güneş olmasa bizim yaşama şansımız yok. Niye? Çünkü biz bitkileri yiyoruz, hayvanları yiyoruz. Onların büyüyebilmesi için güneşe ihtiyacı var. Güneş olmazsa kısacası biz öldük ya bitti. Bunun bir şeyi yok. Ama yapay zekanın yıldızlara ihtiyacı yok. Ama enerjiye ihtiyaçları var. Bu enerji yıldızlardan gelmek zorunda değildir. Bir atomun çekirdeğindeki baskın kuvveti kullanabilir mesela. Zira zeka, nanoteknolojiyi kullanarak en küçük mekanlara bile sığabilir ve bu durumda da var olabilmek için fazla enerjiye ihtiyaç duymaz. Bu bağlamda yaşam karmaşık bir bilgi işlem olgusu olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Tek farkı donanımı artık biyolojik bir vücut olmayacaktır, bir çip olacaktır. Ama zaten yakından bakarsak hayatı mümkün kılının da donanım değil de yazılım olduğunu görüyoruz. Karbondan yapılmış organik bir vücudun içinde değil de mesela metal bir vücudun içinde de var olmaya devam edebilirim. Ninja kaplumbağalar oradaki beyin. Ah fotoğrafını, fotoğrafını koyacaktım unuttum bak buraya. İnsanlar zaten suni bacak ve kollarla yaşayabiliyorlar değil mi? Neden tümüyle suni bir bedende yaşamak mümkün olmasın? Hafıza ve bilişsel işlemler bir bilgisayara aktarılır. Görmek için kameralar kullanırım ama yine de kendimi kendim gibi hissederim. Bu bağlamda benim bilincim de bir tür bilgisayar programıdır ve eğer bu programı içine koyacak doğru donanımı bulabilirsem varlığını sürdürmeye devam etmesinin önünde hiç engel yoktur. Tarihçi pek ikna olmuşa benzemiyordu. Bunun mümkün olduğuna gerçekten inanıyor musun? Buradaki dediği şey de çok ilginç aslında. Eee... Altırt karbon mantık olarak altırt karbon gibi bir şey ama bir dakika buradaki söylediği şey çok ilginç şimdi şuna dikkat edin buradaki söylediğinden çok dikkat edin diyor ki yaşamdan kastın ne karbon ki yaşam dediğin şey karbon temelli mi al kelimeyi biz bile koymuşuz artificial intelligence yapay zeka yani silikon tabel, tabanlı bir yaşam değil mi silikon tabanlı bir yaşam evet ve zeki silikon temelli yaşam ve zeki e <gülüyor> evrim <gülüyor> şimdi evrimin şimdi evrimi biz hep nasıl öğrendik? İşte o milyonlarca yıl e, süren işte türler arasında şey yapan falan filan diye öğreniyoruz. Bir dakika, evrim milyonlarca yıl sürmüyor ki şu anda. Biz eğer ki yapay zekayı bu hızda <laughs> geliştirmeye devam edersek kendimizi yok ettikten sonra yapay zeka gayet galakside evren, evrende var olmaya devam edecektir. Biyonik insan olursak. Ya illa ki kendin var olmak zorunda mısın? Biyonik insan olmak zorunda mısın? Hatta ben size, ben size bakın. Ne bileyim 10 bin yılı. Yıl, yılı 10 bin. Yıl olmuş 10 bin. Yıl olmuş 20 bin yılı falan tamam mı? O sıralar televizyon programları yapılıyor. <laughs> Şeyin televizyon programı. Bir, ta, bir tarafta şey var. Bir tarafta diyorlar ki. Ya diyorlar biz insanlardan geldik. Diğeri diyor ki hayır diyor ya biz insanlardan gelmedik. <laughs> Birisi diyor ki evrim var biz insanların devamıyız aslında. Diğeri diyor ki hayır diyor biz insanlarla hiçbir alakamız yok. Biz silikonluyuz onlar karbon. Nasıl olur böyle şey <laughs> falan. Birbirlerine giriyorlarmış falan. <laughs> hayır senin deden insan olabilir ama benim dedem bir robottu. <laughs> Sen insandan gelmeyi savundun. <laughs> <laughs> Çıkar gözler. <laughs> evet ya düşünebiliyor musunuz ya On bin sene sonra böyle bu, bu muhabbetler. <laughs> evet. Ee, evet. Fizikçi, matematikçi ve mühendislerin bu konuda zaten çalışmaya başladıklarını aklından çıkartma. Vay hainler <laughs> Biz yok etmeye çalışıyorlar. Üstelik kulağın ne kadar imkansız gelse de uygulamaya konmasının son derece muhtemel olduğu görüşüne vardılar. Eğer muhtemelse o zaman yapılacağını da varsayabiliriz. Son antropik ilke zekanın evrende var olmaya deva devam edeceğini söyler. Bu inanılmaz dedi <laughs> Thomas. Peki en sonunda madde yok olup enerji dönüştüğünde ne olacak? Evet hadi bakalım. E, ee? <laughs> hadi her şey bitti. E, ondan sonra ne olacak? Yok olmaz dedin. <laughs> Fizikçi tarihçiye baktı. İki şeyden biri olacak. Evren ya büyük donma ya da büyük çöküşle sona erecek. Şu anda evrenin kritik noktaya çok yakın genişlediği görülüyor. O nedenle sonunun nasıl olabileceğini olacağını kestirebilmek çok güç. Diğer taraftan evrenin giderek daha hızlı genişlediği ispat edilmiş olsa da profesör Siza doğada gördüğümüz ilkelerin bir büyük çöküşe işaret ettiğini düşünüyordu. Öyle mi neden? Ya bunda emin değilim ya yani bu burası biraz eleştirel şapkanızla okuyun. Hala bunda kesin bir şey yok yani büyük çöküş mü olacak yoksa büyük donma mı olacak vesaire. Büyük çöküş biliyorsunuz evren Big Bang'le Püf, patladı sonra geri geldi. Ha bunu zaten herhalde burada açıklıyordu öyle bir şey vardı. Bunu nereden biliyorsun? İşte basit galaksiler ışık hızının %95'i bir hızla birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Eğer bu hızlanma durmadan devam ederse sonunda bir noktada genişleme hızı ışık hızını geçecek. Ama bu imkansız olduğunda evrenin genişlemesi yavaşlamak zorunda kalacak. Dediği şey şu. Biz ne yap? Ya evren ne yapıyor? ivmelenerek genişliyor değil mi? Çok hızlı. Her seferinde o karanlık enerjiden bahsetmiştik ya. Karanlık enerji sayesinde ivmelenerek genişliyor, genişliyor, genişliyor. Bu ivmelenme e, kat sayısı sürekli artıyor, 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 artıyor. E, bir zaman gelecek diyor. Yani dediğimiz gibi evrenin e, zamana ihtiyacı yok. O şey, e, vakit çok. Milyonlarca e, yıl sonra düşünün. Milyonlarca, milyarlarca yıl sonrasını düşünün. E ne olacak? Evren tamamen e, artık e, ışık hızını geçecek derecede bir hızla genişlemeye devam edecek. Aslında evrenin çok e, çok genç bir zamandayız. 13.78 milyar yıl ya aslında işte bir şey değil. <laughs> Hem dedi Thomas ama bu genişleme eğiliminin büzülme eğilimine döneceği manasına gelmez. Doğru diye onayladı fizikçi ama bu hızlanmanın sonu olan bir safha olduğu anlamına gelir. O nokta ile büzülme arasında ise sadece bir basamak var ve bu ihtimalde sadece basit bir gözleme dayanıyor. Ee, şuradan, buradan, ondan bahsediyor. Her şey ölecektir. neyse okuyayım hadi ya. Daha da önemlisi doğan her şey ölür. Bitkiler, hayvanlar, ekosistemler, gezegenler, yıldızlar, galaksiler hepsi doğar ve hepsi ölür. Peki zaman ve mekanda doğduğunu biliyoruz değil mi? Büyük patlamadan doğdular. Eğer durum buysa zaman da büyük patlamayla beraber oluştu. Hep şey sorusu sorulur ya büyük patlamadan önce ne, işte ne vardı? Önce diye bir şey yoktu çünkü zaman da zaten büyük patlama sırasında ortaya çıktı. Yani bizim zaman dediğimiz boyut o hep biz e, hep üç boyutun en boy yükseklik tarafını soruşturuyoruz. Değil mi? Yani işte büyük patlama en boy yükseklik var ama zaman boyutu da zaten büyük patlamayla oluştu. Yani biz büyük patlamanın öncesi diye bir soru e, saçma bir sorudur. Çünkü zaman yoktu. Zaman icat edilmemiş deniyoruz. Büyük patlamada doğdular. Eğer durum buysa doğan her şey ölecektir. İkisine dayanarak zaman ve mekanın da öleceğini söyleyebiliriz. Hmm. Oysa ki büyük donma zaman ve mekanın sonsuza kadar var olmasını sağlayarak bu evrensel ilkeyi çiğnemektedir. Sonuç olarak doğan her şeyin öleceği bağlamında ele aldığımızda büyük çöküş evrenin en muhtemel akıbetidir. Anlıyorum dedi Deamond Thomas. Yani günün birinde madde de azalmaya başlayacak değil mi? Hayır. Profesör Siza'ya göre azalmayacak. Daha önce belirttiğim gibi bilim insanları evrenin küre şeklinde olabileceğine inanıyorlar. Sonlu ama sınırsız. Şimdi teknik olarak e, küre o, küre bir evren. Biz şu an şu andaki e, gözlemlerimiz evrenin düz olduğunu gösteriyor. Tamam mı? evren düzdür. Dünya değil evren düzdür tamam mı? Hayır bu hareketi yaptım gene. <laughs> bu hareket değil bu hareket e, bu evre, evren düz anlamında söylemiştim. Neyse. E, Evrenin küre olduğunu ee, nerede kaldık ya? Şurada bir yerdeydim. Ha, küre. Sürekli olarak aynı yöne doğru gidersek başladığımız yere varmamız mümkündür. Bir tür kozmik Ferdinand Magellan. Aynen ama izafiyet teorileri zaman ve mekanın aynı şeyin farklı tezahürleri olduğunu gösterdiği için profesör Siza az zamanda küre şeklinde olduğuna inanıyordu. Zaman da küre. Yani sadece boyutu tek başına boyutlardan bahsetmeyelim. Anlamadım. Şöyle düşün. Ellerini küre şeklinde tuttu. Kürem vardı benim ya. Dur küre şeklinde tuttu. Evet, durunun topu. Küre şeklinde tuttu. Kuzey kutbunda büyük bir patlama ger gerçekleştiğinde birkaç gemi bulunduğunu düşün. Bunlardan birinin adı Samanyolu olsun, diğeri de Andromeda ve Messier 87. Aniden tüm bu gemiler farklı yönlerden güneye doğru gitmeye başlasınlar. Şimdi tam şu noktada Kuzey Kutbu'nda, kalemi de alalım. Tam şu Kuzey Kutbu'nda bir patlama oluyor ve buradan Samanyolu, Andromeda yola çıkıyor. Şimdi Samanyolu şu yöne doğru yola çıktı. Andromeda şu yöne doğru yola çıktı. Şimdi sen ne görürsün? Samanyolu ve Andromeda'nın birbirlerinden uzaklaştığını görürsün değil mi? Ki doğru değil bu arada. Samanyolu ve Andromeda aynı lokal grubun içerisinde farklı galaksilerden bahsediyorum yani. Samanyolu ve e, bilmem ne galaksisi diyelim. XYZ galaksisi. Farklı yönlerde uzaklaş bir bakmışsın sonra bunlar e, Big Bang dediğimiz şu noktaysa şu kuzey kutbundaki noktaysa zaman içerisinde birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Ve ivmelenme o kadar yükseliyor ki yani evrenin genişleme hızındaki o kadar yükseliyor ki yükseliyor yükseliyor bir bakıyorlar onlar artık birbirlerini göremez hale geliyorlar. O kadar büyük bir e, mesafe oluşuyor. Birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Kesinlikle. Dünya küre şeklinde olduğundan ve gemiler kuzey kutbundan uzaklaştıklarından dolayı aralarındaki mesafe gittikçe artar. Sonunda birbirlerini göremeyecek kadar uzaklaşmış olurlar değil mi? Evet. Bu ekvatora, zirveye varıncaya kadar devam eder. Geldik 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 tam şu noktaya geldik. Buraya kadar geldiğimizde hala birbirinden uzaklaşıyorlar. Ama ekvatordan sonra dünyanın küre şeklinde olmasından dolayı mekan küçülmeye başlar ve gemiler yeniden birbirlerine yakınlaşmaya başlarlar. Güney kutbuna yaklaşırken de tekrar birbirlerini görmeye başlarlar. Doğru. Güney kutbunda birbirleriyle çarpışırlar. Thomas güldü eğer dikkat etmezlerse. Profesör Siza evrenin de böyle olduğunu inanıyordu. Zaman mekan küre şeklindedir. Şu anda büyük patlama ve zaman ile mekanın muhtemel küre şeklinde genişlemesi nedeniyle madde birbirinden uzaklaşıyor. Galaksiler sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşıyor ve bu birbirlerini göremeyecekleri bir noktaya kadar devam edecek. Aynı zamanda da duran madde oldukları için ağır ağır ölüyorlar. Soğuk her yanı kaplayacak ama genişlemenin zirvesi aşıldıktan sonra zaman ve mekan yeniden büzülmeye başlayacak. Bu da gazların büzüldükçe ısınmaları gibi ısının yükselmesine neden olacak. Zaman mekanın büzülmesi Evrenin güney kutbundaki büyük çarpışmasıyla Sonlanacak Ve büyük patlamanın tam tersi Büyük çöküş Şimdi Büyük patlamada ne vardı <laughs> Büyük bir enerji vardı değil mi Nereden geliyordu bu enerji Bilmiyoruz Acaba <laughs> Buradaki soru bu Acaba Big Bang'deki patlama Daha önceki başka bir evrenin çöküşünden oluşan patlamama. We don't know. Yani daha önceki başka bir evren var. Yayının en başında ne demiştik? Alfa ile omega arasındaki bağlantı tamamen kesildi demiştik değil mi? Yani daha önceki bir omega vardıysa, daha önceden bir yerde başka bir evren vardıysa bunun var yani bununla alakalı hiçbir bilgi elimize ulaşmadı. Bu büyük çöküş e, muhabbeti. Peki hayatın bunu atlatabilmesi mümkün mü? Karbon atomuna dayalı biyolojik hayatın mı? Roşa başını iki yana salladı. Hayır. O yaşam söylediğim gibi çok daha önceden ortadan kalkmış olacak. Ooo. Biz yani kendi kendimizi yok edeceğiz zaten. Orası kesin. Kendi kendimizi yok ettiğimizde en azından umuyoruz ki <laughs> silikon tabanlı bir yaşam. E, evrende kendisine bir yer bulur. Ama son antropik ilke zekanın evrenin tarihi boyunca varlığını koruyacağını söyler. Hala gelmedik değil mi? Az kaldı. Ama nasıl? Tüm evrene yayılıp sürecin tamamını kontrolünü eline geçirecek. Thomas güldü. Dalga geçiyorsun herhalde. Gayet ciddiyim. Pek çok fizikçi bunun mümkün olduğuna inanıyor ve bazıları nasıl olacağını bile ortaya koydu. Dünya o kadar, dünya kadar küçük bir yerdeki zekanın Evren gibi büyük bir şeyin kontrolünü eline geçirebileceğine inanıyor musun? Evet inananlara görelim. İnananlar var mı? Böyle evrendeki dünyadaki küçücük bir <laughs> insan gibi bir böyle bir zeki yaratığın bütün evreniyle geçireceğine inanıyor musunuz? Ben, ben, artı bir, plus one'lar vallahi geliyor, yavaş yavaş geliyor. Ee, neden olmasın? Yani sanırım evet evren dünyadan çok daha büyüktür. Ama aynı ilke geçerli. 4 milyar yıl önce valla eksi birler geldi. Hayır evet hayır. <laughs> Yok artık falan. Dur 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 sakin olun sakin olun. Dur dur <laughs> yorum yap. <laughs> evet. Ama aynı ilke geçerli. 4 milyar yıl önce dünyada hayat başladığında bu önemsiz küçük moleküllerin Bak 4 milyar yıl önce dünyada 4.6 milyar yıl önce oluştu yaklaşık olarak işte 500 bin ile 1 milyar yıl arasında da ilk canlı ortaya çıktı. Ama o canlı nasıl ortaya çıktı? Bir dakika şimdi orada orası da oraya da gelmek gelebiliriz belki. Ee, başladığında bu önemsiz küçük molekül 4 milyar yıl önce dünyada hayat başladığında bu önemsiz küçük moleküllerin günün birinde tüm gezegeni ele geçirecek kadar evrilebileceğini kim hayal edebilirdi? Aynen öyle. Niye demir atomu da demir atomu dünyayı ele geçirmedi de e, karbon karbon atomuyla oluşmuş biz canlılar dünyayı ele geçirdi. Böyle bir düşünceye o zaman gülebilirlerdi ama insanların dünya üzerinde geldiği seviyeyi biliyoruz. Eğer 4 milyar yıl önce bir molekül olarak başlayan hayat dünyayı onun evrimini etkileyecek ölçüde ele geçirebiliyorsa zekanın 40 milyar yıl içerisinde evreni ele geçirip onun evrimini şekillendirmesine ne engel olabilir? Ne engel olabilir? Vallahi anladım. Bak tarihçi de anladım diyor. Pek çok bilimsel araştırma bu kontrolün uygulanacağı mekanizmaları açıklamıştır. Belki de işlerinde en önemlisi Barrow ve tipleridir. Ama bunlar burada matematik ve fiziği incelemenin bir anlamı yok. Sonuç şu ki si, Profesör Siza son antropik ilkenin doğruluğuna ikna olmuştu. Bir kez ortaya çıktığımız zeka yok olmayacak. Asla yok olmayacak. Eğer zeka var olabilmek için maddenin evrenin kuvvetlerini kontrol etmek zorunda kalacaksa bunu yapacaktır. Öyle değil mi? dünyayı hükmetmek için atomu bile kontrol altına almadık mı? Yani biz derken Amerika aldı. Pardon <laughs> insanlık olarak genel olarak söylemiyorum. Atomu kontrol altına aldı. Diğer ülkeleri kontrol altına tutabiliyor. Yapabiliyormuş demek ki. Peki evrenin amacı bu mu? Zekanın ortaya çıkmasını sağlamak mı? Bir göktaşına bakar zekan yok olmasa. Aa bak bak bunda da çok emin değilim yani. Haklı olabilirsin ama Şşş bilmiyorum. Bir göktaşıyla zeka yok olmaz. Ben size onu söyleyeyim. Şu anda dünya yok ol... Dünyayı direkt yok edecek derecede bir şey olsa bile yine canlı insanlar kalır. Ya yani biz ölürüz ama biz fakirler ölürüz ama emin ol ki bazı e, zenginler ve önemli insanlar yaşayacaktır. Evet. E, iki göktaşı yok eder. <laughs> Artıran var mı? Üç. <laughs> Bilmiyorum ama hayatın ana amaç olmadığını ve sadece zekanın ortaya çıkması için gerekli bir adım olduğunu biliyorum. Anlıyorum. Thomas iç çekti. Böyle bir düşüncenin ağırlığı altına ezilmişti. Bu hayret verici. Vesaire vesaire. Ha. Gözlerinde merak dolu bir... Bir kez ortaya çıktığımız zekanın bir daha asla yok olmayacağını söyledin değil mi? Evet. Son antropik ilke böyle söylüyor. Peki zeka büyük çöküşten nasıl kurtulacak? Evrenin sonunu nasıl atlatacak? Burada zaten chapter bitiyor. Ondan sonra hikayenin şey tarafına dönüyor. Onun için o sayfalara geçelim. 40. bölümdü. 40. bölüm dediğim gibi bu kitabın en heyecanlı, yani fizik olarak en güzel anlatan, böyle kafayı kafayı böyle çizdiren tarafı kendini insanlar kendilerini tekrardan yaratabilecek bir kod yazabilirler. Böylelikle büyük çöküşten kurtulur zeka. Hayır, büyük çöküşle evren yok olacak. Arkadaşlar evren yok oluyor. Evren, evren, evren. Bildiğin evren gidiyor. E biz ne demiştik? Zeka bir kere ortaya çıktığında bir daha asla yok olmaz demiştik. Evren gidiyor. Nasıl gidecek? Ne SpaceX? SpaceX mi kalır o zamana? Başka evrene geçeriz. Çok sıkıntı değil. <laughs> evet. Spoiler verdik gene. Şimdi geriye ışığın şunu 43. bölüme geçtim. Kitabın artık son 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 bölümü müydü? Sondan bir önceki bölümü müydü? Şimdi ışığa, geriye ışığa neyin neden olduğunu bulmak kaldı. Tanrı'yı kastediyorsun. İster Tanrı de is, ismin önemi yok. Önemli olan şu. Evren büyük patlamayla başladı ve büyük donma veya da büyük çöküşle sona erecek. Einstein büyük çöküş olacağını tahmin ediyordu. Şimdi burada e, dediğim gibi biraz Kabbala'dan bahsettiği için oraları biraz dikkat ederek okuyun. E, yani çok gerçekmiş gibi anlatıyor. anlatıyor. Yani çünkü böyle kitabın diğer taraflarında çok gerçekçi şeylerden bahsedince e, Kabala'dan da bahsettiğinde işte yani Tevrat'ın mistisizmi, Yahudi mistisizmi buradan bahsedince de aa, gerçekmiş gibi anlattığı yerlere de ona göre dikkat edin yani. Tevrat'a bakıyorlar orada Genesis kelimesini buluyor falan. Genesis kelimesini de işte yaratılış demek ya Genesis. Hemen yaratılış şeyine hikayesine falan bakılıyor. Ve orada orada işte Let there be light vardır bilirsiniz belki. Genesis neyle başlıyor? Işık. Önce ışığa ol dedi oldu. İle başlar değil mi? şey e, Tevrat'taki şey, yaratılış. Önce ışıkla başlıyor. Bu da oradaki ışık kelimesine takılmış. Şimdi Einstein bu fotoelektrikden Nobel alan bir insan yani. Doğal olarak bir yerde de ışık deyince dikkatini çekiyor. Ee, söyleyeceklerime çok dikkat edin. Her şeyin zamanının her şeyin zamanın başlangıcından beri belirlenmiş olduğunu söylenen antropik ilkeye göre en başından beri insanlığın yaratılması amacı vardı. Antropik ilkeye göre. Ama gerçekte <laughs> asıl önemli olan bunun nedeni. Neden insanlık yaratıldı? plan neydi? Neden buradayız? Akıl almaz sırlar. İşte Tevrat'taki şeylerden bahsediyor. Tevrat'taki olaydan bahsediyor. Evrenin tarihine bir bak. Enerji maddeyi madde hayatı, hayat ise zekayı üretti. Tarihçi durdu. Ya zeka zeka ne üretecek? <laughs> bir fikrim yok. Einstein ışık olsun cümlesini ilahi bir formül olarak tanımlayarak bu soruya ilk cevabı verdi. Tam olarak ne cevap verdi? Tanrı. Ne? Zeka Tanrı üretecek. Vay! Nereden nereye geldik? <laughs> Doğru yani hayvanların tanrısı var mı? Yok. Yani tanrıyı kim üretti? İnsanlar. Yani zeka. Tanrı üreten şey zeka olmuş oldu. Greg başını iki yana salladı. Ne anlattığını anladığından emin değilim. Çok basit dedi Thomas. İnsanlık daha gelişmiş bir zeka yaratmak için yaratıldı. Yapay zeka, bilgisayarlar, birkaç asır içerisinde... Aa bir dakika. Oradaki toplantıda insanlar bizim tanrımız mı da diyebilirler, değil mi? Hayır derdim. Ben 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 insanlara inanmıyorum falan. Vay, dur bakalım ya bak bak bak. O zamanki 10.000 yılındaki CNN'deki tartışma programını düşünüyoruz şu anda yıl 10.878 bizim tanrımız insanlar mı yoksa biz insanlardan mı geldik vay 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 o zamanki şeyler inanmıyorsanız saygı duyun diyebilir o zamanki robotlar o zamanki yapay, o zamanki yapay zeka artık yapay kelimesi gidecek onlar kendilerine zeka diyecekler <laughs> Değil mi yani? Yani bugün biz onlara yapay diyoruz böyle aşağılık aşağılık yapay zeka. Biz gerçek zekayız falan. <laughs> diye. Düşünsenize hala bir tane insan canlı kalmış falan. Robotlar o canlı o insanı falan buluyorlar. Ya da hayvanat bahçeleri, insanat bahçelerinde falan mı yaşayacağız ya? <laughs> bak 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 neler neler geliyor. İnsanat bahçesinde yaşayacağız belki de. Ya zaten çok az kaldı bunların soyu tükenmek üzere bu insanları şey yapmayalım yok etmeyelim <laughs> koruyalım bir kenarda bir tane kafeslerde koruyalım falan diyecekler herhalde. İlginç ilginç evet ee bilgisayarlar birkaç asır içerisinde bilgisayarlar insanlardan daha zeki olacak ee valla şu anda bile zeki <laughs> ve milyonlarca yıl içerisinde biyolojik hayata sona erdirecek olan kozmik değişimlerden kendilerini kurtarabilecekler. Birkaç milyon yıl içerisinde kozmik şartlar değiştiğinde karbon tabanlı yaşamlar ortadan kalkacak. Birkaç milyon yıl vermiş baksanıza birkaç milyon yıl içerisinde kozmik şartlar değiştiğinde karbon tabanlı yaşamlar ortadan kalkacak ama diğer atomlara dayalı yaşamlar varlıklarını sürdürebilecek. Düşünsenize ya yapay zeka dediğimiz silikon tabanlı yaşam başka bir yaşam üretiyor. Daha kendisinden daha 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 da zeki daha farklı bir yaşam üretiyor falan. Düşünsenize ya nasıl bir şey olurdu bak bu da ilk defa aklıma geldi karbon temelli yaşamlar ortadan kalkıyor. Silikon temelli yaşam artık ya her işi biz yapıyoruz kardeşim. Biz de yapmayalım. <laughs> Robotlar icat edelim falan diyorlar. Onlar da kendi robotlarını icat ediyorlar. <laughs> İlginç. Bilgisayarlardan bahsediyoruz. Evrenin dört bir köşesine yayılacak ve milyarlarca yıl içerisinde bir galaksi ağıyla birleşip her yerde var olan ve her şeyi bilen tek bir varlık haline gelecekler. Böyle şey vardır ya böyle bir tane tek bir ana beyin ortada her bütün bilgiler oraya gidiyor falan. Böylece büyük bir evrensel bilgisayar doğmuş olacak ama varlığı büyük çöküş tarafından tehdit edilecek. Büyük evrensel bilgisayar evrenin sonundan kurtulabilmek için bir yol bulmuş olacak. Cevap çok korkunç olacak. Durdu. Kaçış yok. Son kaçınılmaz. Yani her şey sona erecek. Thomas sinsice güldü. Pek sayılmaz büyük evrensel bilgisayarın varlığını devam ettirebilmesinin tek bir yolu olacak. Kriptolog beklentiyi artırmak için sustu. Ne diye sordu Amerikalı. Büyük çöküşle ilgili her detayı kontrol etmek zorunda kalacak. Büyük çöküşten sonra evreni yeni baştan yaratmasını mümkün kılacak bir formüle uygun olarak her şeyi kontrol etmesi gerekecek. Böylece her şey yeniden var olacak. Kendisi de dahil her şey. Her şey yeniden mi yaratacak? Evet, Büyük evrensel bilgisayar büyük çöküşte ortadan kalkacak ama bu zaman zarfında yeni bir evrende ortaya çıkmasını sağlayacak bir formülü tasarlamış olacak. Bu formülde belirlenim, belirlenimci bir şekilde ve yeni bir evrende maddenin yeniden ortaya çıkmasını imkan verecek şekilde belirlenmiş kesin değerlere sahip kanunlar ve sabitlere göre enerjinin nasıl dağıtılacağı bulunacak. Bunu yaşamın ve zekanın yaratılışını izleyecek. Böylece antropik ilke yeniden uygulanmış olacak. Peki bu formül ne olacak? Thomas Omosik'te. O kadar karmaşık ki ancak bir süper bilgisayar tarafından hesaplanabilir. Ama böyle bir formül var ve tasarımı mecazi olarak İncil'de yer alıyor. Işık olsun. İşte let there be light. Diye fısıldadı Greg. Mavi gözleri de ışıldadı. Aynen dedi Thomas gülümseyerek. Işık olsun. Umut sikti. Tanrı'nın formülü. <laughs> Tüh, spoiler verdik. <laughs> Vermeyecektik bunu. <laughs> Neyse kitabı okuyun. <laughs> Durun bir dakika dedi Amerikalı elini kaldırarak. Spoiler vermeyin. <laughs> Tanrı'nın bir bilgisayar olduğunu mu söylüyorsun? <laughs> Tüm zeka öyledir zaten diye cevap verdi tarihçi. Kibirli bir ifadeyle. Fizikçi ve matematikçiler bana bunu öğrettiler. Şakana vurdu. Zeka hesaplamadır. İnsanlar bir tür biyolojik bilgisayardır. Bir karınca basit bir biyolojik bilgisayardır. Biz sadece biraz daha karmaşığız. Sence bu tanım biraz abartılı değil mi? Thomas tekrar omuz silkti. Eğer istemiyorsan, inanmıyorsan, <laughs> inanmıyorsan saygı duy falan. Eğer istemiyorsan ona büyük evrensel bilgisayar demek zorunda değilsin. Ona ne bileyim mesela yaratıcı zeka, büyük mimar, yüce varlık gibi canın ne istiyorsa diyebilirsin. İsmin bir önemi yok. Önemli olan hepsinin kökünde zekanın olması. Anlıyorum. Einstein evrenin bir sonraki evreni var edecek zeka yaratmak için var olduğuna karar verdi. Bu evrenin yazılımı. Bu evrenin yazılımı. Bu varlığın son hamlesi ışık olsun. İncil'de geçen yani Tevrat'ta geçen evrenin yaratılma formülünün mecazi karşılığıdır. Büyük çöküş olduğunda büyük evren bilgisayarının uygulayacağı formül, yani büyük patlama yol açarak her şeyi yeniden yeni baştan yaratacak formül. Her şeyi, Tanrı'yı bile. Evrenin ni nihai amacı Tanrı'yı yeniden yaratmaktır. Biz sadece bu amaca hizmet eden araçlarız. Evet. Anlaşıldı herhalde evrende işte final Anthropic principle yani son insancıl ilke evrene bir kere zeka ortaya çıktı mı bir daha asla yok olmaz bakış açısını böyle anlatıyor. Çok güzel anlatıyor anlattı bence. Ee, düşünsenize milyonlarca yıl sonra sene geçtiğini farz edin. Yani şu anki zekamızla bile bu kadar şeyi yapmışız. Artık atom seviyesine inmişiz. Neredeyse elektronik bitiyor ya elektronik. Düşünsenize yani elektron elektronik nedir? Elektron Nun hareketidir. Artık elektron seviyesinde bile e, yani elektronik bile yavaş gelmeye başladı. Daha altı, daha da hızlı bir şeyler arıyoruz. Yani insanlık e, şu yüzyılda bile bu kadar yüksek bir teknolojiye ve yüksek bir şey ulaştığına göre de bir milyon yıl sonra ne olacak? Bir milyar yıl sonra ne olacak? E, evrenin sonu evrenin çok daha uzun yaşayacağını biliyoruz. Yani şu anki görünen o yani bu genişleme hızı vesaire e belki birkaç trilyon yıl bile böyle devam edecek. E Düşünseniz de birkaç trilyon yıl içerisinde. Bazen böyle der misiniz ya biz şu dünyaya çok erken gelmişim ya bir ileride çok daha ileride daha güzel şeyler olurdu. Aslında insanlık olarak biz evrene çok erken de geldik. Tamam yani tarih tarih olarak belki evren erken geldiğimiz ya şöyle bir en azından Mars'a böyle taksilerin kalktığı bir zamanda doğmuş olsa olmayı isterdik, değil mi? Ama insanlık olarak şu dünyada çok erken bir zamandayız. 13.8 milyar yıl. Buradan şunu da düşünebiliyorsunuz. Evren gelişti, 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 gelişti. O zeka devam etti, devam etti, devam etti ve bir, bir şekilde e, önceki evrenden onun başında da söylüyorduk ya, büyük patlamadaki enerjiyi kontrol edilebilir miydi? Belki o dediğimiz bilgisayar yani bugün bahsettiği, bugün belki sonrasında icat edeceğimizi düşündüğümüz o bilgisayar bile, bilgisayar belki önceden e, o büyük patlamayı kontrol etti ve oradaki bilgiyi yeni evrene transfer etti ve o evrendeki bütün bilgi yok oldu ve biz buna tanrı diyoruz falan Biz o eski insanları, eski canlıların, eski zekanın bir devamıyız ve bu şekilde evrenin her tarafına dağıtılmış olan bu evrensel üreticilerden bir tanesi de dört işte buçuk milyar yıl önce, 4 milyar yıl önce dünyaya düştü, bir meteorla dünyaya düştü ve bu meteorla düşen işte bir canlılık dediğimiz bir canlı da sonrasında üredi, 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 üredi ve bugün sadece 4 milyar yıl içerisinde bu hale geldik. Yazara şunu sormak isterdim. 13.8 milyar yıl içinde sadece insan mı yaşam formu olarak ortaya çıkmıştır acaba? Ya yazara değil de yazara da sorabilirsin. benim de düşüncem biz de, az önce dediğim gibi yani biz çok erken bir zamanda evrenin bir tarafında oluştuk. yani çok 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 kısa bir zaman içerisinde. 13.8 milyar yıl içerisinden sadece 4.6 milyar yıllık bir dünyanın içerisindeyiz. Yani o kadar da vakit olmadı aslında belki de. Düşünsenize yani bir trilyon evren bir trilyon yaşında falan olsaydı. Oh, oh galaktik galaktik şeyler, e travel'lar falan filan böyle bir sürü şey yapabilirdik. Zekanın sınırı. Bilmiyorum. Zekanın sınırı ha buradan şunu söyleyebiliriz aslında ben e, daha önceden de bu muhabbetini yapmıştık zannedersem altered carbonda ne, ne yapıyordu e, filmde sen zekanı, beynini, düşüncelerini da, bütün yani filmin kitabın başında da biraz ruhla alakalı şeylerden falan bahsediyor. Ruhun işte kimyasal tepkimeler olduğundan falan da bahsediyordu. E, evet ruh dediğin şey aslında kimyasal tepkimeler, beyindeki kimyasal tepkimeler yani isteyen ona e, Farklı inançlarınız varsa ona ruh derseniz kimisi e, kimyasal tepkime eder. Diyor ki yani şeyde altırt karbondaki olaydaki gibi sen e, bu beynindeki düşüncelerini, bütün e, anılarını, her şeyini o kimyasal tepkimeleri art kadar artık bir şekilde bir çipe transfer ettiğini farz edelim. Bir yerden beden buldun örneğin. Orada da var ya işte ya çocukmuş örneğin yaşlı bir adam bedeni veriyorlar. işte erkekmiş kadın bedeni veriyorlar. işte bilmem ne ya bir yerden beden buldun. O beyni oraya transfer ettiğinde gayet güzel çalışabiliyor. Yani sen sen sensin artık. Hala eski sensin. Eğer böyle bir sistem çalışabilse çalışabilecekse ki e, görünen o ki bu da yapılacak zaten. Az kaldı. Yani buna da bedene gerek kalmayacak bir şekilde. E, bu da az kaldı. Işık hızıyla seyahat etmek mümkün. O zaman Işık hızıyla <laughs> bir yerden bir yere gidebiliriz. Nasıl gidebiliriz? Bu dediğimiz işte evrensel üreticiler. Milyonlar belki milyonlarca sene sürmüştür. Belki uzun zaman sürmüştür. Yani örneğin Proxima Centauri'ye gitmek. Yani ışık hızında gitmek. Yani yavaş yavaş gitmeye kalksan ne bileyim birkaç bin yıl içerisinde gidersin örneğin değil mi? Birkaç bin yıl içerisinde oraya sadece içinde canlı olmayan beden götürüyorsun tamam mı? Bin yıl sürdü. Bin yıl içerisinde Proxima Centauri'nin çevresindeki gezegene iniş yaptı. Ondan sonra sen o zaman dünyada kalanlar neydi? Proxima Centauri'nin uzaklığına kadar 4.3 ışık yılı, değil mi? Sen ya bin yılda oradaki o beden oraya ulaştı. O beden şu anda şey bekliyor. Bir insan bekliyor, değil mi? Sen ne yapabilirsin? ışık hızıyla <laughs> senin bilgini yani şu anda o bilgi dediğimiz çipet transfer ettiğinde sen dünyanın farklı bir yerine gitmek istersen ışık hızıyla gönderebiliyorsun işte elektronlarla gönderebiliyorsun. Aynı şekilde sen Proxima Centauri'ye beynin olan bilgiyi ışık hızıyla gönderiyorsun. Ve 4.3 ışık yılı sürüyor. 4.3 yıl sonra sadece 4.3 yılı sürüyor. 4.3 yıl sonra Proton'un oradaki vericiler, alıcılar, işte orada da antenler falan kurmuş. Oradaki antenler, alıcılar, şey yapıyor, datayı alıyor. Ondan sonra da oradaki hazır daha önceden gelmiş olan bedene transfer ediyor. Hop, orada da bir git insanlık, orada da yeni bir şey başlat, yeni bir koloni başlat. Böylelikle evrenin her tarafına bu şekilde bedenler gönderebilirsin. Ondan sonra da. Beden oraya vardıktan sonra sen aklını transfer et. Ondan sonra akıl ya yani akıl ya da kendinin transferi. Yani artık ne, ne, ne olur bilmiyorum yani o zamanki. Bir şey de diyor burada. E, maddenin olabilecek en küçük yapı taşına X dersek evrenin sadece birbirleriyle etkileşime giren X'lerden oluştuğunu varsayarak ve özgür irade sandığımız şeyin birbirleriyle etkileşime giren X'lerden oluştuğunu farz eder isek olacak olan her şey zaten bu evrenin başlangıcından beri belli oluyor. Evrenin sonunda aynı evrenin parçalarını ayırıp aynı evrenin doğumuyla birlikte sonsuz bir döngüye girebiliyor olabileceğini düşünüyorum. Zaten kaos teorisi bunu diyor değil mi? Böyle beyin hareketiyle işte o büyük okyanusta fırtına oluşması muhabbeti. Yani sonuçta atomlar birbirleriyle ilişkiliyse bir şekilde bu da şey yapabilir. Ama bu özgür irade konusunu şu anda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Şu anda ben de emin değilim ya gerçekten ben de emin değilim yani. Bu Sam Harris ile Daniel Dennett'le zannedersin. İkisi iki tane bu işin şeyleri üstatları diyeceğimiz insan. ikisi de çok farklı düşünüyorlar. Yani benim şu anda ne ona ne özgür irade vardır ne özgür irade yoktur kelimesi şey düşüncesini çok da çok da bir yorumum yok diyebilirim. Paralel evren terimi bence yanlış çünkü evren tanımı gereği var olan her şey demektir. Dolayısıyla bir tanedir paralel evrenlerin toplamı bir evren oluşturur. Matematikte gibi düşünürsek evrensel küme bu kümedeki alt kümeler diyebiliriz. Paralel evrenler dediğimiz şey sadece bir tane olan evrenin içindeki alt kümeler olabilir. E, haklısın e, biz zaten onun için kelimeyi değiştirdik. Yani evet e, kitap dediğimiz gibi şey bir kitap değil yani fizik kitabı olmadığı için daha önceki yayınlarımda sürekli görünen evren kelimesini kullanıyorum artık. Bütün evrenlere biz, evet yani ona multiverse diyoruz. Senin senin aslında kullanmak istediğin kelime multiverse olabilir, çoklu evren. Ve biz kendi evrenimize de evren diyoruz. Tanrı kendinin bile çözemeyeceği bir şifre yaratabilir mi? Yaratabilirse bu şifreyi çözebilir mi? Bu zaten buna bu, bu bir paradoks, klasik paradokslardan birisi. Tanrı kaldıramayacağı bir bir taşı yaratabilir mi? Yaratabilirse nasıl kaldıramaz? O zaman Güçlü değildir o zaman e, her şey gücü yeten değildir e, yaratamıyorsa her şeyi yaratamayan bir şeydir o zaman e, Tanrı değildir <laughs> Tanrı yoktur yani böyle bir şey böyle bir paradoks var burada Evet e, hocam zor olan zaten zihnimizi göndereceğimiz yıldıza o bilgi işleyecek cihazları göndermek değil mi e, tam olarak değil ya aslına bakarsanız e, biz sadece beden gönderiyoruz. Bir şey bir şey işletmek istemiyoruz aslında ya. Biz sadece yani şey bedeni göndermek istiyoruz. Hatta şuradan bakayım. Aslında yapılmak istenen şöyle bir şey ya. Bu nice kaplumbağalardaki beyin, beyin de beyin olarak değil, yani fiziksel olarak beyin değil. Ee, fiziksel olarak olmasa da yani beden artık yani örneğin yapay akciğer, yapay işte karaciğer, yapay kol, yapay bacak, yapay bilmem yapay göz her şeyin yapayı yapılabiliyor yani. Madem yap her şeyin yapayı yapılabiliyorsa yani gidip de bir e, yapay bir tamamen beden de yapabiliriz. Yapay beyin belki yapılır yapılmaz. Belki çok da zamanı yoktur ya. Belki en fazla 50 sene sonra direkt beyin transferi bile yapabiliriz yani. <laughs> belki de yapılmıştır bilmiyorum. <laughs> Vay bu da bu da ilginç bir soru. Tanrı kendini öldürebilir mi? O zaman bu da bu da paradoks. Kendini öldürebilirse o zaman sonsuzdan gelen bir şey değildir. Öldüremezse öldürmeye gücü yetmez. <laughs> evet. Evet. Shredder. Evet, e Evet arkadaşlar, Kitabımız buydu. Kitap güzel bir kitap. Ben okumanızı tavsiye ederim. Biraz kalın bir kitap ama valla dün dün başladım mecbur bugünkü yayına yetiştirmek için. Baştan sona bir günde bitiyor yani. Bir günde bitiyormuş demek ki. Şu anda Twitch'tesiniz ama YouTube'dan de takip ederseniz sürekli bu yayınlarımızı yapıyoruz. Her cumartesi 21'de kitap kulübü yayınlarımızı yapıyoruz. Başka bir kitapta başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.